Derdikte bir takım anlamadım arkadaşlar. Ben yerlerde türler batmış, bitirilmiş, bütün kaynakları bitirilmiş, kulübünde bilgisayarı olmayan, muhasebesi olmayan, çamaşır suyuna kadar kulüpte olmayan bir kulübe aldım. Ve bu ligde değildi. Ve Giresunspor TFT liginde düşmemeli oynayan. Bunu unutmayın. Yani bu takım TFT liginde sanki her sene şampiyonla oynuyormuş gibi bir hava var. Takım her sene düşmemeye oynayan bir takımdı ve karşılaştığı harcanan bütçelere baktığımızda benim şu anda Süper Lig bütçemin üzerinde para harcayarak Süper TFT liginde mücadele eden. Şimdi geldiğimiz noktada biz Süper Lig'e çıktık. Yaklaşık 45 milyon lira bu sezon eski borç ödüyoruz. Ödüyoruz değil, ödedik. Yani 26 milyon tahtaya öden bunları herhalde size paylaşıyor bizim arkadaşlarımız. Bizden ne istiyorsanız evrak olarak her şeyi paylaşırız. Kimse kendi kendine farklı rüyalar görmesin. Giresunspor'da kim ne evrak istiyorsa alabiliyor. Hangi borç kime ödendi, ne kadar ödendi, nasıl ödendi, muhasebede bütün kayıtları var. Herkesin bu kulüpte kime bir kuruş ödendiyse, kim bu kulübe bir kuruş katkı sağladıysa hepsinin evrakları var. Şimdi 45 milyon lira bu sezon borç ödedim. Geçen sene 23 milyon lira ödedim. Kardeşim biz o zaman demedik mi bu takımın 70 milyon borcu var diye. Çıkıp öyle o zaman konuşuyorlardı. Diyorlar ki yok. Var kardeşim, ödeniyor işte. Ödenen yerleri görün, resmi hesaplara bakın. Bu kadar borç ödenen bir kulüp aynı zamanda Süper Lig'de de mücadele etmeye çalışıyor. Şimdi biz eski borçlarını ödeyelim, kendi kulübümüzde futbolcu mu alalım? Benim yerimde bir başkan olsa, başka biri olsa, kendini düşünse herhalde tutar gider. Astronomik rakamlara inanılmaz futbolcular alır, 200 milyona takım kurar. Ondan sonra olmuyor der, çeken gider. Ne olacak Giresunspor? Giresunspor'un en az bütçeyle bu ligde mücadele edecek takımı kurmak zorunda. Bunun başka bir hikayesi yok. Bundan başka bir senaryo yok. Bunu ben yapamam varsa da. Yani ben Giresunspor'u hiçbir zaman yani zaten çok büyük bir borç batağında. Tarihinde böyle bir borç olmadı ki. Tarihinde biri çıksın da bana desin ki ben Giresunspor'a şu kadar borç ödedim. Yani böyle bir borç olmadı tarihinde. Yani görüyorsunuz tahtalarda. Geçen sene açarken 10 milyon üzerinde tahta. Bu sene açıyoruz. 26 milyon ödedik. Hala da gelenler var. Yani geliyor 550 euro ödüyoruz. Bir sürü borç ödedim. Ne yapalım arkadaşlar? Yani biz bunları niye konuşuyoruz biliyor musunuz? Biliyorsun kamuoyu gerçekleri bilsin. Bazen böyle kendimizi çok şey görüyoruz herhalde. Ya çok büyüğüz, bizim çok ilke. Yok kardeşim, bizim ya formamızın önünde reklam bile yok. Yani benim bunların hepsini anlattırmak zorunda kalmıyor. Ama bunları artık konuşmak istemiyorum. Yok, tamam, böyle mücadele edeceğiz. Yani ben kimseden de yani çok da böyle yaptığını, şöyle yaptığını da artık hani konuşmaktan ben de sıkıldım. Ama bu gerçekleri de bilir. Hani sanki her şey çok iyi. Giresunspor'a bir yalan var, bir milyon var. Nerede kardeşim Giresunspor'a gelen var? Gelmedi, böyle bir para yok, gelmeyecekler. Yani böyle yalan yanlış şeyleri aklı başında insanlar konuşmaz zaten. Çünkü gerçeği sorun kardeşim. Giresunspor kulübünün muhasebesi, her türlü halkla ilişkileri, her türlü size her bildiği verir. Gelecek parası, kulübeyin zaten gelecek parası eski başkan Ali Eren'de. İşte 2018'den 17'den itibaren gelen borçlar ödeniyor arkadaşlar. Ya ben görüyorsunuz herhalde bunları. Ya kimse böyle şimdi geneliğe geçip de herkes oradan hani seyrediyor. Ya bu kadar borç ne oluyor arkadaşlar? Yani bu milyonlardan bahsediyoruz. Bu kadar borç yapılmış, bırakılmış, şimdi onlar karşıya geçip seyrediyorlar, onları iyiyiz mi kötüyüz? Bana FTD liginde batmış bir takım aldım ben. Bugün Süper Lig'de çok şükür Allah'a her şeyi bulan, imkanları ve organizasyonu en iyi kulüplerden bir tanesiyiz. Yani bunun kıymetini ben biliyorum, herkesin de bilmesini istiyorum. Bizim de başka alanlarda konuyu başka yerlere çekmek kendi çıkarları için Giresunspor üzerinden bize yürümek isteyenlere gerekli cevapları veririz. Hani zannediyorlar ki biz her şeyi duyuyoruz. Duyarız ama o an konuşmayız ama zamanı geldiğinde hepsinin cevabını veririz. Yani kendi kendine bir takım tiyatrolar içine giren insanlara gerektiği zaman gereken cevabı veririz. Zannetmesinler ki ben bunu söyledim de bu kenarda kaldı. Eğer isim konuş
konuşmak zorunda kalırsam onu da konuşurum. Çünkü herkes isimsini konuşuyor ya, benim verebileceğim hiçbir hesabım yok. Ne soruyorsanız arkadaşlar, bak şimdi birazdan ben susacağım, siz soracaksınız. Kim ne soru istiyorsa sorsun. Ama Giresunspor'a kimsenin zarar vermeye hakkı yok. Öyle bir hakkı elinden alırım. Böyle bir hak kimse kendinde görmesin. Yanında kendi kendine bir takım kaygılar içerisine girmesin. Giresunspor son derece şu anda Türkiye'den sevilen şehirlerden bir tanesi. Yani kendi şehrindeki sevmeyen 300-500 adamla ben uğraşamam kardeşim. Onlar hainse ben onlarla uğraşamam. Yani onların konuşmaları, onların yazdıkları beni etkilemeyecek. Ben biliyorum ki Giresun %99'u Giresunspor'un burada olmasından son derece memnun. O %50'si zaten biz şampiyon olduğunda da mutlu değiliz. Onların mutluluğu da yalan. Bunlar gerçekten mutlu olmadı. Şu anda Süper Lig'de takım seyrediyorsunuz Giresunspor. Ben üzüntü duyuyorum tabii ki Galatasaray'la Trabzonspor'a yenildiğim için. Ama ben Galatasaray'la Trabzonspor'a yenildim arkadaşlar. Yani ben bu takım kimlere yenildiğini biliyorsunuz daha önce. Ben Galatasaray'la Trabzonspor'a yenilmiş bir takımın başkanıyım. Yani evet yenildik. Bu konuda da kusura bakmayın, hocama da söyleyeyim, keşke daha iyi şeyler yapsaydık da yenilmesin. Onları da yersin. Ama yani yenildiğimiz takımlara da bir bakın. Yani hemen böyle karalar bağlayıp falan diyorsun ya, bu mücadele sonuna kadar bu mücadeleye gideceğiz biz. Yani erken düşenler düştü zaten. Onlar fareler değil, gerçekti zaten. Ben diyorum, tamam sen düşmeyi kabul ettinse sus, kenarda otur. Bırak, biz mücadele edelim, biz sonuna kadar devam edelim. Yani kendi kafalarında önceden düşmeyi kabul etmiş adamların bunu sosyal medyalarında bir yerlerde anons etmesi, ilan etmesine gerek yok. Ya bu Giresunspor'u ne ilan ediyorsun, ne anons ediyorsun? Sen eğer Giresunspor düşer diyorsan hainsin. Başka bir şey değilsin. Çünkü ben mücadele ediyorum, sen de mücadele ediyorsun kardeşim. Sonuna kadar düşmeyecek bu takım diyeceksin. Eğer sen gerçekten Giresunspor'u seviyorsan, mücadele edeceksin benimle. Etmeyeceksen kenarda oturacak ve susacaksın. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yani insanlar hani kendi ya bırak bu çocukları demoralize etmeyi, takımını demoralize etmeyi, ya bırak şehrini millete şikayet etmeyi. Bir onurlu olun, bir düzgün ya. Bazı insanların anlayamıyorum ya, ne hırsınız var, ne isteğiniz var ya. Ya bu takım Süper Lig'e çıktı ya, bir durun. Daha bir 3 maç oynadık arkadaşlar. Oynadığımız takımlar da yani herhalde Türkiye'nin 100 yıllık kulüpleri yani, başarılarıyla ardından söz ettirenler ya. Ya onlar mutsuzlar ya buraya geldiği için. Ya buraya Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon üst üste geldi arkadaşlar bile içerisinde. Hangi bir yer görüyorsunuz? Yani neredesiniz? Bunları bir düşünün ya. Bir artık kendi kendinize bir öz eleştiri yapın ya. İnsan çocuğundan utanır ya bir şey yazarken. Ya baba bunu niye yazıyorsun? Sen hayatında Süper Lig mi gördün der çocuğu ya. Ya bu çocuklar Süper Lig gördü arkadaşlar. Yani Süper Lig taraftarı olmamış. Süper Lig'de hiçbir şeyi görmemiş. Bir şey var ya yani. Böyle bir gerçek var. Daha önce kulüpte Süper Lig başkanlığı yapmış insan nezarette yatıyor. Adam da ölmüş yani. 44 yıl önce olmuş böyle bir şey. Adam yaşamıyor yani. Bu şehrin hiçbir kalıntısı yok Süper Lig'de. Şimdi Süper Lig'desin. Bunun kıymetini bil, keyfini bil ya. Ya bir rahat et. Bir keyfine bak ya. Trabzonspor'a yenildik. Evet. Yenebilir miydik? Yenebilir. Yerli mahalleleri var mı? Var. Evet. Kazanabilirdik. Yani hata oluyor futbolun içerisinde bak. Dur kardeşim yani. Yani dur, dur çocuklar hata yapacaklar öyle futbol takımı böyledir yani. Dünyanın en iyi hataları yapıyor. Benim takımda da hatalar yapacak ama başlarda yapalım bu hataları, hata yapacaksa. Sonra düzelteceğiz bunu. Yani ama takım yani ortada bir gerçek var. Yani neye karşı neye yani bu kadar eleştirmeyi bekleyen bir kitleye bırakın takılmayın onları. Yani bunlar doğru şeyler değil. Bunlar şehre zarar veriyor, fayda da vermiyor. Yani herkes futbolu çok bildiğini zaten biliyorsunuz. Herkes futbolu hocadan da çok biliyor, futbolcudan da çok biliyor. Bunlar hani Türkiye'nin gerçeği. Ama şunu da herkes bilsin ki, Giresunspor bu alanda elinden gelen bütün mücadeleyi verecek. Kim ne derseniz, içerideki insanlar ne söyledi, ne yaptı, ne söylemeye çalıştı, hiç önemli değil. Ben doğru eleştiriyi her zaman kabul eden alan ve istişareye açık bir insan. Gelsin bana doğruları söylesin. Ben de ona sorayım. Yani sonuçta
bu Giresunspor hep söylüyor, rakibimizin takımı. Yani bana bazen şey diyorlar, işte bu takımın şu anda başkanı benim, bana mı anlatıyorsun? Yani bu takımın bütün ödemelerini, bütün olumsuzluklarını, bütün yaşadığı sıkıntıları gerçekten bana mı anlatıyorsun? Yani yüzlerce sıkıntıyla, binlerce sıkıntıyla ben uğraşıyorum. Yani siz zannediyor musunuz arkadaşlar, çok büyük bir organizasyon, birçok şey var. Yani bunları anlatmakta, ben geldiğimde otobüsü bozuk Giresunspor vardı yani. Şimdi bakın Altepe'ye yeni otobüs getirdik. Giresunspor'un kapısında aslında 3 tane otobüsü var yani. Yani şimdi bunların hepsini anlatmak lazım bazen insanlar, anlamıyorlar çünkü. Yani Giresunspor'un şu anda piyangodan çıkmış arabaları Giresunspor'un listesine girdi. Sadece ben mi yaptım piyango? Giresunspor'un şu anda şeyine kayıtlı, demirbaşına kayıtlı arabalar var. Bundan önceki piyangodaki arabalar nerede? Nerede kardeşim ya? Onlar da bağışlandı. Tek kulüp başkanı ben miyim bunları gören? Bunları sorun kardeşim, nerede bu kulübün kaynakları? Yani madem ki ben 50 milyon lira para ödedim, o zaman daha önceki paralar nerede? Onları su hesabını versinler. Ya bunlar, sanki onlar hiçbir şey olmadı, her şey değişti, başka bir yere geldi. Bir de diyorlar ki, hani bunu bazen iyi anlaması için herhalde benim defalarca söylemem lazım. Biz hukuki olarak ben Hakan Karamit hukuk mücadelesi vermiyorum kimseye karşı. Ben kulüp başkanı olarak, Giresunspor kulüp başkanı olarak eski başkanlarla oturdum, gelmeden önce konuştum. Bana söyleyeyim bu kulübün kaç para borcu var diye. Onlar da bir rakam söylediler bana, 35 dediler. Herkesin içerisinde şahitli bu. Geldiğimde eğer ben borç yetmişse, ya bunun hesabını sormayacak mıyım? Yani gayet doğal, basit yani, bu kadar. Ben de şimdi giderken buradan bir borç açıklayacağım. Diyeceğiz ki arkadaşlar bu kadar. Şu anda ben eski borçları ödüyorum tabii. Kendi borçlarımı ödemekte zorlanıyorum kendi adıma. Niye? Ya bütün kaynağı eski borçları ödemekle harcıyoruz. O yüzden bu eski olan borçla ilgili vereceğimiz mücadele, izlerdiğimiz mücadele Giresunspor adına. Bazıları bundan bozuluyor. Niye? İşte Hakan Başkan bunu yapıyor. Ben bir şey yapmıyorum kardeşim. Ben Giresunspor'um. Daha önce hesabında problem olan şeyleri kanunu yoldan hesabını soruyorum. Ben bir şey yapmıyorum. Ben bunu kimin adına soruyorum? Giresunspor adına soruyorum. Bu konuda bildiğiniz gibi eski başkan 9.250 lira parası geçen hafta aldı. Bizim takımımız için önemli bir kaynaktı. Takımımıza gelen kaynaktı. O aldı. Kendisi bu konuda onun kararı tabii, şunu yapabilirdi. Yani şu anda aldığım Giresunspor, şu anda Süper Lig hazırlığı yapan bir kulüp, ilk defa bir parası geliyor, takım alsın diyebilirdi. Demedi. Bu da onun tercihi. Hani öyle dese başka bir başkan olurdu zaten. Ama dememesi beni son derece üzdü. Çünkü yani bunu bana yapmayacak, Giresunspor yapacaktı. Geçtiğimiz zamanlarda kulüp başkanlığı yapmışsın. O zaman bugün de çıkacaksın, kulübün için fedakarlık yapacaksın. Yapmadı parayı, tamamını aldı. Bu konuda hukuki zeminde haklarımızı arıyoruz. Dün itibariyle bütün hesaplarına Giresunspor olarak temlik konulmasını istemiş avukat hukuk kurulumuz. Muhtemelen bütün hesaplarına temlik geldiğini biliyoruz, kararlarımızda geldiğini. Çünkü Giresunspor'un mücadelesi bununla devam edecek arkadaşlar. Yani zannetmeyin ki biz hani Giresunspor olarak bunu bırakacağız. Hayır, Giresunspor'un haklarını sonuna kadar savunacağız. İnsanlar en azından bizden sonra şunu diyecekler. Bu adam geldi, her şeyin hesabını sordu. Bunu söyleyecekler. Ve her şeyin hesabını verdi. Veremeyeceğimiz hiçbir hesap olmayacak. Yani yeter ki benim yüzüme karşı sorsunlar. Bu nedir? Şu nasıl oldu? Bu nasıl oldu? Hepsini açıklarız. Futbolcuların buraya gelişi, gidişi, arkasında ne varsa her şeyi açıklayacak yüce ve yürüye sahip insanım. Çünkü yaptıklarımın doğru olduğunu düşünerek yapıyorum. Doğru olduğunu bilerek yapıyorum. Bu şehrin kriterlerine ve standartlarına uygun hareket etmeye çalışıyorum. Basit kahramanlık hikayeleri yazmak istemiyorum. Çünkü o bizi daha büyük kaoslara ve şeylere itebilir, çıkmazlara itebilir. Bir spor olarak biraz keyif yaşadım, biraz mutlu oldum. Mutlu olanlara müsaade edin. Mutlu olmalarına müsaade edin. Şu moral bozukluğunu